parçasını okuyun. Silivri kapalı ceza T tipi hücre 34. Orada yazmış. Üstüne not düşmüş. İstanbul plakalı hücre değildim. Hücre üstü diyor sana bak mekan. Evet 34. Boşuna demedim. Mumun üzerine elini tut yanarsın. Mumun üzerinden hızlı böyle geçir elini yanmazsın. Demek elinin yanması oradaki geçen zamana bağlı. Çok geçeceksin cehennemin üstünde. Hatta Sırat Köprüsü cehennemin üstündedir. Cehennem şuurludur, akıllıdır. Biliyor ya kimin ne kadar ceza vereceğini. Öyle ateş değil öyle. Öyle paldır küldür öyle değil. Kime, Müslüman düşse yakamaz. Kime, ne kadar, ne hangi hissine ne kadar vereceğini. Cömerttir kafir ama o tarafını yakmayacak. Kime ne kadar yakacağını. Onun için demiş ki müminler çabuk geçin, nurunuz narımı söndürün. Bazen insanlar bu zamanı şey yani tefekkür ediyor, şeytan cinsi geliyor. Çünkü esmaplı tecelli ya, buradan çabuk kaçmak lazım yani. Evet. Köprüden. Zamanı yavaş yavaş geçirirsen, yani yavaş yavaş hareket edersen, zaman fazla geçer, yanar. Zaman fazla geçer, zamanın az geçmesini istiyorsan. Hızlı geçirirsen orada az zaman durursun, yanmaz. O zaman organın eşyaya tesiri zamana bağlı. Kimyasal bağlar da zamana bağlı. Çünkü hiçbir şey yapmayın şu şeyler, zamanla uçuşuyor. Erip gidiyormuş, madde eskiyormuş. Allah. Zaman verilenlerden. Zaman mekanın batını, mekanın vücut haricisi de zamanın vücut haricisi mekandır. Zamanın vücut haricisi mekandır. Mekanın batını zamandır. Bu gözüken mekandır. Suret. Bunu ortada kaldırırsanız zaman kalır. Suret, şey kanuniyet, zaman, niyet, kelam, hakikat, mahiyette hayat. Allah-u Alem. Allah-u Alem. Eşyanın kimyasal yapısı ki çürüme olsun, büyüme olsun zamana bağlıdır. Ölümden değil, zamandan korkuyorum demiş. Ölümden değil, zamandan korkuyorum. Mesela cehenneme soksalar, pşşt diye cehennemin faaliyetinden daha üstün bir zamanla ben geçersem yakamaz. Zaman yorumlar, tefsir eder, gösterir ama kendini gösteremez. Ustad diyor ki en iyi müfessir zamandır. Şuraya bak ne diyor. Biz onu mecaz demişiz. En iyi müfessir, hemen geçip kesiyorum. Bak en iyi müfessir yani ayeti izah eden alim kimdir? Tefsir ediyor değil mi? Kur'an'dan hüküm çıkaran müçtehit. Müçtehit. Cenab-ı Allah buraya diyor. Saat-ı Kübra. Saat-ı Kübra diyor. Saat-ı Kübra. Bir tane şahıs geldi. Bir şeytan, bir de Adem. Adem geldi. İkiniz de tefsir edin diyor. Tefsir edin. Şeylerinizi. Evet. Dünya zaten zamandır. Büyük saat. Allah'ın saatiymiş dünya. Bak diyor ki usta, şuraya bak. Zaman iyi bir müfessirdir. Yani Kur'an'ı tefsir eden alim gibi. Zaman her şeyi ortaya çıkarandır. Öne götürüp arka götürüp. Öyle bir şey yok. Görmek bile hatırımıza gelmez bile. Matematiği de göremeyiz. Bak şimdi bir de okuyayım. Zaman yorumlar, tefsir eder, gösterir ama kendini göremeyiz. Nereye benzer? Görmek hatırımıza gelmez bile. Görmek. Görmek de görüyoruz ama görmeye gelmiyor. Mesela Big Bang deniyor. Sıfır zaman. Sonsuz kütle, sıfır acı. Şimdi ondan sonra kainat genişledi. Soruyoruz. Kainat, mekan yoktu ki Big Bang de mekan oldu. Nereye genişledi? Bir. Matematik Big Bang'den önce de vardı. Sıfır zaman diyorsun. Sonsuz kütle diyorsun. Sıfır acı diyorsun. Peki
Big Bang derece ne var? Eksi zaman var. Zaman Big Bang'den de öncedir. Şey, matematik. Matematiğin şeyi yoktur. Öncesi sonrası yoktur. Varlıktan da önce vardır. Matematiğin tipi yoktur. Şekli yoktur, hacmi yoktur, kütlesi yoktur. Ve her fenin temelidir. Her vücudu harici mahluk olan şeyin sistemidir. Ama kendisinin bir, mesela fiziğin kaynağı matematiktir. Kimyanın kaynağı matematiktir. Fiziği kim yaptı? Matematik kim yaptı? Sonra bir şey, kimyayı kim yaptı sorabilirsiniz. Fiziği kim yaptı sorabilirsiniz. Coğrafyayı kim yaptı sorabilirsiniz. Ama matematikten önce ne vardı? Matematik kim yarattı soramazsınız. Matematik kim yarattı soramazsınız. Çünkü başı yoktur. Zamanı da yoktur. Allah Allah. Zaman iyi bir müfessirdir. Şimdi ondan sonra şey, ötekisini okuyayım bak. Neredeydi? Zaman bu kaçıncı sayfa? 290 okudum. 38. sayfada ne diyor? Peygamberimiz diyor ki hatırınıza geleni kuş gibidir diyor. Mana, hatırınıza gelen manalar kuş gibidir. Kaydedin. Ben de kaydediyorum. 38. Ne yazmışım buraya? 28.06.2017 Metis Cezaevi Hücre 34 Ramazan Bayramı'nın 4. günü. Ramazan Bayramı'nın 4. günü. Ya bu uzun ya. Okuyun abi ya. Tamam, şey yok. Biz bizeyiz. İsmail de yine gitti. Bana bak. Tamam yok. Şey yapalım. Abi okuyalım ya. Ya birkaç yer var. Bozmayalım. Yani bir zamanı bir yapalım. Bak bir şekilde. Ne ders yapalım abi? Ha? Şey yani abi. Şey yani. Başka bir yerde. Birisine. Hasan abi isterseniz bir ara verelim. İnşallah ikinciyi devam edelim. Şey oldu. Bitti şey İsmail. Yok biz buradayız abi ya. Yok şöyle yapalım. Böyle. Bayağı böyle uyku o nerelere girmiş. Vay be metris cezaevi o arkaya kadar geçmiş. Ondan sonra bayramın 4. gün. Vay be o zaman yazılmış. Bakayım kokuyor oralar. Peki ilmi notlarda artık. Zaman iyi bir müfessirdir. Zamanın içine eşeği koyuyoruz. O da bizim tefsir ediyor. Bak bir daha. Yani? Mekanın üzerine zaman, mekanın içine zaman koymuyoruz. Zaman içine mekana koyuyoruz. Mekanın batınısı zamandır, zamanın vücudu mekandır. Allah'ın dehr esmasıdır. Ne mutlu ki Allah var yani alemimizde. Öyle bir alemlere gidiyoruz. Ben ölümden değil, zamandan korkuyorum. Merak etmeyin, hiçbir şey gizli bırakmaz zaman. Her şeyi tefsir eder, çıkartır ortaya. Zaman çıkartıyor. Zaman çıkartıyor. Gizli bir şey bırakmıyor. Zaman garip bir şey. Herkes zamanı kullanır, falan zamanda geleceğim ama zamanın tipi yoktur, hacmi yoktur, vücudu yoktur, gecesi gündüzü yaşı yoktur, kışı da yoktur, yazı da yoktur. Her an zamanı kullanırız ama hiç kimse sormaz ki zamanı kim yarattı sormaz. Cevher ne oluyor abi? Evet, cevher gözükmez. Ağaç gözükür, programı gözükmez. Bak zamanla diyoruz, fena dün diyoruz. Zamanı gören var mı? Niye peki Allah onu kullanıyorsunuz? O zaman abi ele işte. O zaman. Allah Allah. Çok fazla. Zaman, insan. Peki yarın geleceğim. Bayağı. Hangi saattesin? Zaman. Zaman var mıdır? Tipi var mıdır? Zamanı gören var mıdır? Zamanın sahibini görmek istiyorsun. Zamanın sahibini görmek istiyorsun. Zamanı gör de. O zaman onu da görürsün. Evet. Yani o zaman insan, zamanı görürsen insan zaman evet, zaten. O zaman onu görürsün. Zamanı gören yoktur. Zamanı kim yarattı? Sorulamaz. Abi zaman çünkü öyle bir şey ki. Çünkü başı yok. Zaman öyle bir şey ki.
Zamanı. O zaman onu görürüz diyoruz. Yani zamanı evet. Göreceğim o zaman diyoruz. Yani evet. Ötesi yok. Evet. Yine aynı şeyi evet. Söylüyoruz. O zaman İnsan diyoruz. Suresi. İnsan suresi. Hı hı. Zamanı kullanıyor muyuz? Zaman var mı arkadaşlar dünyada? Zaman olmasa ne yaparız? Peki zaman hakkında görmediğim şeye ben nasıl inanıyorum? Niye sormuyorsunuz? Görmediğim bir şey kullanıyorsun. Allah'tan işte kullan. Aleminde kullan Allah'ı. Görmediğin bir zamanı kullanıyorsun. Zamanı, onu kim yarattı, onu kim yarattı, zamanı kim yarattı niye sormuyorsun? Çünkü fizik değil ki. Fiziğin hakikatıdır. Öz olan, töz olan, cebel olanlar gözükmez. Vücudu halisi şekil olarak gözüküyor. Evet, dışa vuruşu. Bunlar zamanın vücud halicileri. Şekli çevirmiş Allah şeyden. Evet. Ona vücud halicisine isim koymuş, mekan demiş. Bunları tek aslına döndürmüş, toplamış, zaman demiş. Zaman iyi bir müfessir. İyi bir tefsirci. Severim zamanı. Herkese farklı akar. Herkesi bilir. Kimisine geçmez durur zaman. Kimisine uzun bir zaman hangi bu olur? Şöyle der mektubatta. Kimisine çöl fincan olur. Kimisine fincan içi iki tane dost fincana koymuşlar çöl gibi olur. İki tane düşmanı çölün bir ucundan ötekisinin ucuna koymuşlar iki düşman koymuşlar ama bilmişler ki biliyorlar ki o çöldedir o da. O çöl fincan olur. Hasan abi. Zaman dün 10 gün önce, yarın 10 gün sonra, 20 yıl önce, 20 yıl sonra. Değil mi abi? Buraya sığdıramıyoruz abi. Sığdıramadığımız bir şey var. Aslında sığıyor ama zamanı biz anlamadığımız için sığmıyor. Sığmalı. Başka çaresi yok çünkü. Bir yere sığacak. Hayal. Hayal yüksek, derin, geniş, bir de dördüncü bir boyut daha var değil mi Hasan abi? Bir farklı bir şey. Yani zamanda da bu var abi. Mesela zaman öyle bir şey ki burada masada kim oturmuş? Hepsi burada duruyor. Burada duruyor. Burada duruyor. Andakileri gösteriyor. Bak bu gitti. Yok. Nerede? Olduğu yerde. Burada olması gereken her şey burada. Bu bir. Şu anda Hindistan cevizi yok değil mi burada? Ama Hindistan'da var. Hindistan'da ben yokum, buradayım. Olmam gereken her yerde ben varım zaten. Her şey her yerde var. Bu dünyada. Her şey her yerde var. Her şeyin olması gereken her mertebesiyle beraber var. Yani siz Hindistan cevizinin lezzetini bugün şu an alabilirsiniz. Alabilirim. Açığa çıkartabiliriz. Bunu mesela denemiş. Uyarmış. Dil olmadan lezzet almış. Gusül abdesti alıyorsun gece. Böyle bir şey yok ki. Var. Ya bu hayat. Allah Resulü hiç ihtilam olmamış. Biz oluyoruz. Allah Allah. Büyük zatlar pek olmazmış. Pek değil olmamış. Onlarda da yokmuş. Ayıramıyorsunuz değil mi Hasan abi? Zamanla hayali ayıramıyoruz. Yani hayal ile tasavvur serbest bölgede birisi mekan, birisi zaman. Aynen. Bu. Mekan. Mekansız bana bir şey hayal yapar mısın? Zamansız bir şey düşünebilir misin? Yani öncelik sonralık, öncelik sonralık. Fikirler bile öyle. Konuşmak bile diziyorsun. Önce sonrayı dizebilir misin? Burası mekansız olmaz, bu da zamansız olmaz. Sebep böyle. Allah var. Yani tasavvur, düşünceler sırayladır. O da zamandır. Siz bir şeyi şekilsiz hayal edemezsiniz. O da mekandır. Mekan ve zaman.
Risale bazı tefekkürlü şeyler yapıyoruz abi, dünyaya ait olmayan. Otomatikman bir hayalimiz gerçekleşiyor, evet. Onları yaparken. Ortaya mı çıkıyor zamanlar abi? Birbir üstüne zaten olması gereken. Tefekkür ettiğin zaman üstünü açıyorsun. Üstünü açıyorsun. Üstünü açıyorsun, bir şey yaptın yok. Okuduğun yani üstünü, evet. Açılıyor. Şimdi burada kapatıyorum. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ